Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz avukat Muhammed Hüseyin Büyükkaya, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ankara Gazi Osman Paşa'da bulunan Büyükkaya Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Ofisi'nin kurucu ortağıyım. Kırıkkale Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yasal avukatlık stajımı Ankara Barosu'nda başlattım ve ruhsatımı almayla birlikte hali hazırda Ankara Barosu'na kayıtlı olarak aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Evet. Neden bu mesleği tercih ettiniz? Doğrusunu söylemek gerekirse hukuk fakültesine başlarken avukatlık seçmek aklımda yoktu. Ancak eğitim süreciyle birlikte avukatlık ve akademisyenlik meslekleri arasında kaldım ve hem karakterime hem de yeteneğime avukatlık mesleğinin daha uygun olduğunu düşünerekten avukatlık mesleğini seçtim. Ancak hali hazırda hem ceza hukuku alanında da yüksek lisans eğitime devam etmekteyim. Evet. Hukuk fakültelerinden yeni mezun olmuş hukukçulara ne gibi önerileriniz olacak? Bu soruya şu şekilde cevap vermek istiyorum. Hali hazırda hukuk fakültesinde öğrenci olan genç meslektaş adaylarımın temel hukuk eğitimleri süresince olabildiği kadar sağlam bir eğitim almaları gerekmektedir. Çünkü avukatlık, hakimlik, savcılık veya diğer hukuk mesleklerinin hepsinin temelinde temel bir hukuk eğitimi olduğunu unutmadan eğitim süresini çok iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. Devamında ise meslek seçimiyle birlikte zaten eğitim sürecinde hangi mesleği seçeceklerine kendileri yeteneklerine göre halihazırda karar verebilirler diye düşünüyorum. Evet. Peki, sizce bu kadar ziyadesiyle hukuk fakültesi açılırken ciddi bir enflasyon var hukuk fakültesi Evet, maalesef. Açılımında. Eğitimin yeterli olduğuna inanıyor musunuz, eğitim seviyesinin? Bu soruya keşke evet diyebilseydim ancak geldiğimiz nokta itibariyle hali hazırda yakın zamanda yeni açılan hukuk fakültesiyle birlikte maalesef sayıları 130'a ulaştı ve çok ciddi anlamda bir hukuk fakültesi mezunu sayısı var. Bu da ister istemez akademisyen sayısını, hoca sayısını aynı oranda arttıramadığımızdan dolayı niteliğin düşmesine sebebiyet vermektedir. Ve bu da maalesef hem avukatlık mesleğinde hem de diğer hukuk mesleklerinde niteliğin düşmesine sebebiyet vermektedir. Maalesef bu soruya yeteri kadar olumlu bir cevap veremeyeceğim. Geldiğimiz nokta itibariyle. Evet. İşin içindeki meslek adamları da bunu bu şekilde görüyorsa, bana kalırsa artık bir dur denilmeli diye düşünüyorum. Evet, maalesef şöyle bir sıkıntı da var. Hukuk fakültelerinin sayılarının bırakın arttırılmasını, azaltılması yönünde kamuoyunda ciddi bir talep var. Hukukçulardan ciddi bir talep var. Ancak maalesef sürekli yeni bir hukuk fakültesini hem devlet üniversitelerinde hem vakıf üniversitelerinde sürekli yeni bir hukuk fakültesinin açıldığını öğreniyoruz. Hukuk fakültesi açmak tek başına nitelikli bir hukuk sistemi yaratmıyor. Bunu geldiğimiz nokta itibariyle net bir şekilde söyleyebilirim. Bu soruna ciddi anlamda derhal bir çözüm bulunmalı diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Tabii şimdi bu soracağım soru çok havada kalacak ama yine de sormak zorundayım. Sizce yetkin bir hukukçu nasıl olunur? Yetkin bir hukukçu, idare hukuku profesörü Sayın Metin Günday hocamın çok güzel bir sözü vardır. Her hukuk fakültesi mezunu hukukçu değildir. Bazıları hukuk teknikeridir der. Bildiğiniz üzere hukuk tekniker önüne gelen bir konuda düşünmeden sadece işi yapıp ve sonlandıran kişi demektir. Ancak bizim talep ettiğimiz ve olmasını istediğimiz sistemde bir hukukçu geçmişteki içtihatlardan, güncel kararlardan, kanun değişikliklerinden ciddi anlamda beslenen, takip eden ve bunu temelinde almış olduğu hukuk nosyonuyla birlikte yorumlayabilen kişidir. Dolayısıyla yetkin bir hukukçu nasıl olmalıdır cevabına nacizane yorum gücü çok iyi olabilecek. Önüne gelen uyuşmazlıkta kanun maddesini motomot uygulamaktan ziyade bunu yorum yöntemiyle ortaya koyabilecek kişi olduğunu düşünüyorum. Evet, çok da doğru bir düşünce. Çünkü biraz da insanın mantığını kullanması gerekiyor, evet. Değil mi? Evet, kesinlikle. Bu hukuk mantıklı her daim beraber yürümüş bir bilim dalıdır. Evet. Peki, sizce bir avukat tek bir alanda uzmanlaşmalı mıdır? Sizin uzmanlık alanlarınız nelerdir?
Bu soruda avukatlar arasında ciddi bir ihtilaf vardır. Bir taraf belli bir alanda uzmanlaşmayı savunurken bir tarafsa uzmanlaşmadan ziyade her alanda bilgi sahibi olması gerektiğini düşünürler. Ben birinci cenahtan yanayım. Şöyle ki tabii ki hukukun her alanında bilgi sahibi olmakla birlikte bazı alanlarda uzmanlaşmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ben hem hukuk fakültesi sürecinde hem de avukatlık sürecim boyunca, avukatlık staj ve mesleki anlamdaki ruhsat aldıktan sonraki süreçte özellikle ceza hukuku alanında hem yetenek anlamında hem de ilgiyle çalışma anlamında daha faydalı olacağımı düşünerekten başta ceza hukuku olmak üzere mülteci hukuku, idare hukuku ve diğer kamu hukuku alanlarında uzmanlaşmayı tercih ettim ve hali hazırda yüksek lisans eğitimimi de bu alanlarda yürütmekteyim. Evet. Avukatlık hizmetlerinizin yanında hukuki danışmanlık da veriyorsunuz. Evet. Peki hukuki danışmanlık nedir? Hukuki danışmanlık 1136 sayılı avukatlık kanununa göre sadece avukatların tekelinde olan bir hizmettir. Kısaca şu şekilde ifade edeyim. Bir somut uyuşmazlığa ilişkin avukatın hukuki olarak bilgi ve görüş bildirmesidir. Örneğin müvekkil adayı ofisimize geldiği zaman dava aşamasında da olabilir, henüz dava aşamasına gelmemiş bir uyuşmazlık da olabilir. Bu konuda bizim sözlü veya yazılı olarak kendisine bildirdiğimiz görüşümüzdür. Halk arasında yanlış bilindiği üzere sadece ticari şirketlere verilen bir hizmet olduğu düşünülmektedir. Ancak işin esasında ticari şirketlerle birlikte gerçek kişilere de verilen bir hizmettir. Kısaca önleyici avukatlık diyebiliriz bu konudaki hukuki danışmanlık sorunuza. Evet. Peki, bu arada bir de ara buluculuk artık çok fazla evet. Hayatımızın içerisine adli olarak girmeye başladı. Bu konudaki düşüncelerinizi de alabilir miyiz? Bu form bize uygun mu? Bizim hukuk sistemimize uygun mu? Ara buluculukla ilgili şöyle ilk çıkmaya başladığı zaman hatırlarsanız iş mahkemelerinde uygulanması yönünde bir talep oluşmuştu ve bu yönde bir kanun değişikliğiyle aslında hukuk sistemimize girdi. Evet. Ara buluculuk esasında bazı uyuşmazlıkların yargıya taşınmadan önce çözümü konusunda olumlu bir sistemmiş gibi görünse de mahkemelerin iş yoğunluğunu evet. azaltabilmek adına. Evet, işin esasında böyle bir sistemle getirilmiş gibi düşünerek aslında olumlu yanının olduğunu söylemek istiyorum. Ancak uzun vadede alacağını tam olarak alamayan ve hakkına tam olarak kavuşamayan kişiler doğurmuş bir sistemdir. Ve bu da hali hazırda yargıya olan güvenin ciddi anlamda azalmasına sebebiyet vermektedir. Ve bir diğer hususta mesleğim açısından avukatların iş sahasını ciddi anlamda daraltan bir husustur. Örneğin bazı hususların ara bulucuda halledilmiş olması avukatın dava konusundaki yetkinliğini azaltıp ve kısmen pasifleştirmeye doğru bir mekanizmaya doğru gidiyor maalesef. Bize uygun bir form olarak gözükmüyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet. Kesinlikle ben de size katılıyorum. Sadece mahkemelerin iş yoğunluğunu azaltabilecek sınırda kalacaksa evet tabii ki ama çok farklı noktalara gitmeye başladı. Evet. Biraz avukatlığın da itibarı da zedeleniyor bu. Evet maalesef çünkü bu konuda avukatlığın yargı sistemi içerisindeki savunma makamını temsilen yargı sistemi içindeki yerini pasifleştirmeye yönelik bir hamledir ve avukatın gereksiz olduğu bir gibi bir imaj uyandırmaktadır. Bu da maalesef uzun vadede zararlarını göreceğimiz bir sistem. Evet. Bu mesleğin zorlukları nelerdir? Hep zaten ben olumsuzluklardan evet. bahsettim. Zorlukları şöyle, tabii her mesleğin kendine göre zorlukları vardır. Ancak avukatlık mesleğinin bana sorarsanız serbest avukatlığın en zor yanı zaman yönetimi konusudur. Çünkü serbest avukatlık dışarıdan kendi zamanınızı ayarlayabilmek gibi bir avantajlı gibi bir yanı görünse de işin esasında zaman yönetimini çok iyi yapmanız gerekiyor. Örneğin daha önce almış olduğunuz dava dosyasını takip etmek, yeni gelen bir işi takip etmek, özellikle ceza hukukunda çalışan benim gibi meslektaşlarım daha iyi anlayacaklardır. Tutuklu müvekkili cezaevinde ziyaret etmek, dosyasında delil toplamak vesaire gibi işlemlerin hepsini bir arada yapmak gerekiyor. Bu da ciddi anlamda bir efor sarf etmenize yol açıyor. Dolayısıyla zaman yönetimi konusu avukatlığın çok beni zorlayan hususlarından bir tanesidir.
Evet, gerçekten de öyle. Bir de mesafeler de çok yakın değil, değil mi? Evet. Yani sadece Ankara merkezinde çalışmıyoruz. Bizim İstanbul, İzmir, Antalya gibi Türkiye'nin her yerinde dosyalarımız oluyor ve aynı anda bütün dosyaların takibini yapmak zaman yönetimiyle birlikte bizi ciddi anlamda zorlayan bir husus. Evet, bu da çok çok önemli. Keyifli yanları da vardır. Tabii, keyifli yanları doğrusunu söylemek gerekirse zorluklarından daha fazla. Biraz önce de ifade ettiğim gibi ceza hukuku alanında özellikle çalıştığım için örneğin tutuklu bir müvekkilimin tahliye olması veyahut da beraat etmesi hem kendisinin gözlerindeki o güzel ışık hem de ailesine kavuşmuş olmanın sevinci en büyük tatmin kaynağım dolayısıyla. Çünkü yaptığımız işin öneminin farkına varıyoruz bu şekilde ve insanlardan içtenlikle bir teşekkür almak bizi hakikaten çok mutlu eden bir husus. Evet. Şimdi bunu genelde avukat konuklarıma soruyorum. Hepsinden de aynı cevabı alıyorum. Herkesin savunulma hakkı vardır diye. Ama size, sizin değerlerinize, etik değerlerinize, geleneklerinize, göreneklerinize, kültürünüze aykırı olan ya da sizin değerlerinize aykırı olan bir davayı alır mısınız? Şöyle ki sizin de ifade ettiğiniz üzere herkesin savunma hakkı vardır. Ve bu hem uluslararası mevzuat hem de ülkemizdeki mevzuat açısından temel ve hak özgürlüklerden bir tanesidir. Ancak sizin de ifade ettiğiniz ve sormak istediğiniz zannedersem şu, özellikle bazı toplumsal davalarda avukatların bu davadaki savunma hakkından ziyade dosyayla bütünleşmiş gibi görünmesinden kaynaklı bu davaya bakılmaması, bu davayı almaması yönünde kamuoyunda bazı görüşler ortaya çıkıyor. Bana sorarsanız şöyle bir düşünce doğrudur. Avukatlık kanununda avukatların iş seçme hakkı vardır. Dolayısıyla önüne gelen bir uyuşmazlıkta, önüne gelen bir dosyayı kendisi inceledikten sonra bu dosyayı alıp almama konusunda bir karar verebilir. Dolayısıyla da dosyayı seçip seçmemek meslektaşlarımın takdirinde olmak üzere dosyayla avukatın bütünleşmeyeceği düşüncesiyle bazı dosyaların alınamayabileceğini düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, bu da zaten yeterli bir cevap. Peki, sizce başarı nedir? Başarı nedir? Başarı avukatlık mesleği açısından düşünecek olursak, mesleğe başladığım ilk günden bugüne kadar mesleğe kattığım bir değer varsa mesleki açıdan başarılıyımdır. Ancak bireysel olarak kısa vade, orta vade ve uzun vade olmak üzere hedefler konulur. Ve bu hedeflere varıldığı anda yeni bir hedef ortaya konuluyorsa bu meslekte başarılı olduğunuzu ifade edebilirim. Çünkü genellikle halk arasında avukatlığın maddi yönü çok fazla ön plandadır ve maddi yönden iyi durumda olan avukatların aslında başarılı olduğu gösterilir. Bu kesinlikle yanlış bir düşünce. Her avukatın kendine göre mesleki bir hedefi vardır. Şahsen de önümdeki hedefleri bitirir bitirmez yeni bir hedefe doğru gitmek bu anlamda beni yaptığım işin kısmen ve kendi açımdan da doğru olduğunu ve doğru bir meslek seçtiğimi de gösterir ve bu alanda da kendimi başarılı görüyorum diyebilirim yaptığım şeyler doğrultusunda. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Kısa bir motto ile sonlandırmak istiyorum. Herkes için adalet, adalet için de avukatın mutlak bir zorunluluk olduğunu muhakkak aklımızın bir köşesine yazmalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve sorularımıza samimiyetle cevap verdiğiniz için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, avukat Sayın Muhammed Hüseyin Büyükkaya konuğumuz oldu. Hoşça kalın.